Böyle öyle bir hava oldu ki sen girişte böyle hoşça kal, böyle herkes bir gitti, herkes böyle sevdiğini düşünüyor. Hemen böyle bir melankoli, böyle bir tatlı bir hava şey oldu. Oldu yani, böyle herkes birilerinden ayrılmak istedi böyle. Hani. İnsan da öyle bir his veriyor bazen. Acı çekmenin de bir zevki var ya böyle. Hani. Aynen. Evet, ben yani o duyguya hitap mı ediyorsun? Sen mesela çok acı çektin mi hayatında? Ondan mı böyle şarkılar, yoksa böyle bir adam mısın? Yok ya, böyle şeyler okumayı, böyle şeyler dinlemeyi falan sevdiğim için herhalde. Öyle şeyler. Etkileniyor. Yani ondan etkileniyor. Yoksa böyle çok ayrılıklar yaşadım, o yüzden böyle bir melankoliyim durumu yok ya. Yani. Yok aslında şöyle de bir şey var. Herkes üç aşağı beş yukarı aynı şeylerden bahsediyor. Herkes aşk acısından falan bahsediyor şarkılarda falan, ama bir şekilde olay bana patladı yani. Yani sadece ben onlardan bahsediyormuşum da geri kalan herkes mesela turunçgillerden bahseden şarkılar yazıyormuş gibi. Var ama öyle bir şey sana ya. Söyleyeyim yani. Şey yok mu? Mandalina al artık. O da turunçgillerden bahsediyor mesela. Buradan Fethullah Can'a da. Orada sevgiler. Oğlum ya, bu şakanın hep bir bedeli var. Hayır ama turunçgiller deyince oradan aklıma evet geldi. Evet. Ya o yani senin herhalde o havayı direkt seyirciye geçtiği için. Herhalde öyle. Peki normalde melankolik bir adam mısın? Değilim ya. Neşeli misin yani? Neşeliyim, neşeliyim. Haydi eller havaya hop hop falan bir adam mısın? Yok canım. Yok, kadar... Öyle bir adam nerede var ya, durduk yere haydi eller havaya hop hop. İbo öyle biri değil mi ya? Aa doğru, İbo öyle biri. Hayır evet. Öyle değilim ya. Sen melankolik misin? Ben hayatımda gerçekten ciddi söylüyorum. Hayatımın bir döneminde böyle biraz melankolik oldum. O da askerdeydim abi. Gerçekten askerde yazıcıydım. Yazıcı olduğum bilgisayarda sadece Emre Aydın Full MP3 vardı. Emin ediyorum. Bak hiç mübalağası anlatıyorum. En melankoli düştüğüm o. İki tane albüm var. Biri bu, biri de Öykü ile Berk'in Boyalı Direk albümü var. Emre ile üzülüyorum böyle boyalı evlerinde lambaları falan, böyle çok gitgeller yaşadım askerde ya. Yani. Sen melankolik misin Oğuz? Ben aslında biraz melankoliyim de arkadaşlar fırsat vermiyor yani. Kim? Gerçekten. Biz mi? 40 yılda bir şarkı yazıyorum ediyorum işte, giden günlerim. Ha nereye gitti günlerin, nereye oldu? Abi müsaade etmiyorlar yani, acımızı yaşayamıyoruz ya. Evet ama sen, yani. Sende de çok fazla hareketli şarkı yok mesela, değil mi? Çok çok yok evet yani, slowlar daha fazladır. Peki bir şey olmalı mıdır ya? Hareketli şarkı yapamıyorsun ama bir albümde illa bir hareketli şart mıdır? Zorluyorlar mı sizi? Yo, artık zaten çok da gitmiyor hareketli. Çok da dinlemiyor insan. Eskiden vardı ama öyle bir şey. Değil mi? Eller A1 hareketli olsun falan diye. A1. Ben de bu soruyu sen sormasaydın ben soracaktım. Şey vardı ya, hareketliyle çık abi, oynak bir şey tabii, olsun falan vardı. Ama şu şimdi an sen niye şey benden bu kadar uzaksın? Gelsin, kokuyor muyum ben? Niye bu kadar uzaktasın? Biraz bu tarafa gel. Sandalye böyle. Biraz buraya gelmiyor. Ya lazım. İyi kızın keyfi yerinde, sen şimdi niye şey yapıyorsun? Ya niye çekiyorsun kızı ya? Böyle bir şey yok ya. Ağrımdır, gelmiyor. Amine gel ya. Gel azıcık gel. Yok valla içeriden yayından söyler. Böyle bir, böyle bir ayılık yapacak halim yok herhalde. Biliyor musun? Gel lan gel, gel bir dakika gel. Gel şuraya. Hayır rejiden söylediler. Çekerken... Araba itiyor gibi duruyorsun. Hayır rejiden söylediler, biraz olmuş ortada mi kalman gerekiyor. İyi mi şu an Onur? Bence biraz daha gelmeli. Sence? İyiymiş, tamam, okey.